Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam Das Das sahnedeyiz ve yeni sezonda seyirciyle buluşan Vahşet Tanrısı'nı konuşuyoruz. Fransız yazar Yasmin Reza'nın ödüllü oyunu Vahşet Tanrısı bu sezon Das Das'ta Celal Kadri Kınoğlu'nun rejisiyle sahneye konuyor. Ve oyuncuları dev kadro sevgili Güven Kıraç, Tilbe Saran, Binnur Kaya ve Levent Ülgen, çok teşekkür ediyorum. Oyun öncesinde bize zaman ayırdığınız için. Vahşet Tanrısı çok bilinen, çok aslında belki de klasik olmuş yanı olan bir oyun, ödüllü bir oyun. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Roman Polanski de sinemaya uyarladı. Türkiye'de de daha önce sahneye kondu. Son derece çarpıcı bir tekst. Dolayısıyla neden bu oyun diye sormuyorum ama nasıl oldu Das Das'ta bu oyun için sizin bir araya gelişiniz? Hani her şey nasıl başladı? Önce kim anlatır? Güven. Güven. En başa Güven. Benim başımın altından çıktı çünkü. Yani şöyle hakikaten biraz öyle gibi oldu ama tesadüflerle tabii biz Mert'le daha önce bir oyunda oynuyorduk geçen yıl. Mesut Aslan'ın bir oyunuydu bu. Gece sempozyumu diye. O zaman aramızda böyle bir şey sohbeti başlamıştı. Yani birlikte bir şeyler yapsak, tiyatro yapsak, Das Das'a gelsen abi falan diyordu. O sırada ben ona başka bir şeyle gitmiştim. Şunu yapalım diye bir metinle. O da onun işi biraz uzun. Onun için biraz zaman ver bize. Zaman alacak bir şeydi çünkü büyük bir proje. Biz de düşünce olarak böyle bir oyun, bu oyunu yapmak var. Daha önce aklınızda olan oyunlardan biri miydi? Yok yok, hiç değildi. Tam da onu anlatıyorum. Mert'in fikriydi bu, bunu yapmak. Ya daha doğrusu belki ortak aldıkları bir karar ilk senle birlikte. Oyunu yapmak istediler. Yani sen oyna abi, sonrasında işte gel birlikte kimler oynasın, ne yapayım, bir coşalım falan. Öyle hayal kuruldu. İşte ondan sonra hızla da, gerçeğe... hızla da buraya kadar geldik yani. Evet, doğrusu hızla zaman alınmış olmalı. Çünkü 26 Ekim'de premier diye biliyorum ben. Hatta yetişemedim o gün. Ardından 6 oyun olmuş. Bugün 6. Evet. temsil. Evet, bugün 6. temsil. Gayet de hızlı yol alınmış bence. Ne dersiniz Tilbe Saran, bu oyuna dair öncesinde bir düşünceniz var mıydı? Hani bir oyuncunun zaman zaman vardır aklında şu oyunda olabilirim diye. Benim bu oyunla aslında ilginç bir hikayem var. Yıllar önce yani 2006'da değil mi, yanlış söyleyeyim, 2006'da Yasmin Reza Paris'te bu oyunu sergilediğinde çok kısa bir süre sonra Işıl Kasaboğlu bu metni yollamış ve ben böyle çok hızlı bir biçimde okuyup dur bakalım ya bunun sonu da falan demiştim. O arada Zeynep Avcı çevirmişti ki onun çevirisini kullanıyoruz şimdi. Ve o sırada Zuhal'le oynamayı düşünüyorduk. Ama biz ama dur bakalım şimdi başka oyunda var bilmem ne filan derken o sırada baktılar ki bizim harekete geçişimiz epey zaman alacak. Devlet Tiyatrosu'na vermişlerdi ve Devlet Tiyatrosu'nda çok şahane bir ekiple oynandı zaten. Evet, çok da başarılı. Gene Celal'in yönetiminde. Dolayısıyla çok iyi bildiğim bir metinde tuhaf bir biçimde hani döndü dolaştı. Evet, bu oyuna gelinecekmiş meğerse. Evet, öyle bir kaderimde yazılıymış. Ne güzel. Gerçekten çok çarpıcı bir tekst. Biraz anlatarak devam edelim. Binnur'a da öyle sormuş olayım. Yani oyunun tanıtımında da yazar, yanlış hatırlamıyorsam, işte birbiriyle kavga eden 11 yaşında iki çocuğun ebeveynleri bir araya gelip aslında uygarca sorunu çözmek isterler. Her şey medeni bir ortamda başlar da peki öyle olabilir mi? Oradan bırakayım sözü. Gerçekten oyunun meselesi hemen hepimize çok hitap eden bir mesele diye düşünüyorum ama böyle bir yoldan dikkati çekmek de herhalde Yasmin Reza'nın başarısı. Sen ne düşündün oyuna dair ilk anda? Ben de çok başarılı buluyorum bu buradan yola çıkmış olmasını. Çok gerçek buluyorum çünkü en hassas noktamız çocuklar. Evet. Çocukları yetiştirenler, anneleri, babaları kendilerine bakmadan... Yani çocuklara. Ya. Tabii. Ya o çok büyük bir problem. Hani çocuk yetiştiriyorsun ama kendinden çok ehliyetin yok. Çocuk sahibi ol. Evet, aynen öyle. Çocuk yetiştiriyorsun ama ehliyetin yok. Evet, aynen öyle. Ya da işte herkes hep kendini haklı görüyor ya, genelleme yaparak söylüyorum. Yani büyük bir problem. Kendini haklı görüyor. Hep kendinin geçerli sebepleri var.
Ne bileyim, bence ayna tutan bir oyun yani. Bir aynaya bakıyorsun gibi. Hmm. Yani empatiden ne kadar yoksun olduğumuzu, ne kadar kendimize dönük olduğumuzu, of ne kadar derinliksiz olduğumuzu, yani sevgi, saygı, dünya barışı, çocuk sevgisi, çiçek, böcek derken aslında işte bir vahşet içimizde barındırdığımızı öylece bekleyen. Evet, anlatan bence çok gerçek yazılmış olağanüstü bir oyun. Evet. Ve aslında anlatım tarzı da çok dikkate değer. Nasıl diyeyim? Ne denir? Hani güleriz ağlanacak halimize diye bir söz biraz vardır öyle, ya, biraz değil öyle, mi? Evet. Aslında çok da acılı bir hale dönüşebilecekken anlatımı, oyunun anlatımı son derece komik hallerimizi de gösteriyor tahmin ediyorum, öyle değil mi? Metni Levent Ülgen nasıl yorumlar? Belki o açıdan sorabilirim. Yani şimdi aslında gerçekten bu... Çığırından çıkan yetişkinler. Yani içimizde hala, insanoğlunun içinde hala o vahşet duygusu ta ilk çağlardan beri var. Şiddet duygusu. Şiddet duygusu. Her ne kadar medeniyetle, yasalarla, efendime söyleyeyim, uygarlık terbiyeyle, uygarlık tasmasıyla bunu bastırmaya çalışsak bile ne yazık ki insanın içinde şiddet duygusu, öldürme duygusu, vahşet duygusu maalesef var. Yani aslında biz doğamıza aykırı davranıyoruz medeniyetler sayesinde, yasalar uygarlık sayesinde. Uygarlık üzerimizde bir baskı gerçekten. Evet, yani sanki çok modernmişiz, çok insancılmışız, hümanistmişiz gibi davranıyoruz ama İçimizdeki o hayvan hala ölmemiş maalesef. Herhalde bunu anlatmaya çalışmış. Yani çok Freudian bir yaklaşımla da bunu söylemiş. Ya bir çok güzel bir kritik oldu. Bir yazı çıktı bizim bu oyunla ilgili. Hem de bu sahnelerin işiyle ilgili. Biz onu çok benimsedik, kendi aramızda da okuduk. Yani orada çok güzel bir okuma yapmış. Freud üzerinden bir okuma yapmış. Uygarlık ve hoşnutsuzlukları. Yani aynen öyle. Uygar falan değil. Yani. O kadar çok oyuna karşılık geliyor ki o şey yaklaşım, o okuma. Biz de çok benimsediğimiz bir eleştiri olmuştu. Ben bu çağrışımı illaki yapacak, öyle anlıyorum. Şimdi aslında biz oyundaki karakterleri tanıdıkça da zannediyorum çocukların neden bu noktaya geldiğini de çözeceğiz. Az önce bilmiyorum söyledi. Muhakkak. Doğru. Değil mi? Aynen. Öyle armut dibine düşer türünden gayet yerli bir tabirle de ifade edebilirim belki. Ama biraz anlatalım istiyorum. Veronik, Tilbe siz oynuyorsunuz. Veronik yaralanan çocuğun annesi miydi? Evet. Peki, oradan sorayım, nasıl bir anne, onun rolü nedir tam mağdur olarak bu metinde? Mağdur. Mağdur. Evet, mağdur mu? Mağdur. Evet. Ama o kadar yüce gönüllü ki, hep böyle ona bu korkunç eylemde bulunmuş çocuğu anlamak istiyor. Neden bu çocuk bu vaziyette? Bunun annesiyle babasıyla pedagojik davranmak istiyor. Annesiyle babasını. Ama aslında metinde benim anladığım kadarıyla, doğru mu okuyorum bilmiyorum ama aslında Veronik çoktan o anne baba hakkında yargılamış o anne babayı ve kendi resmine oturtmaya çalışıyor. İşte bunlar ilgisiz, paralı pullu ama çocukla ilgilenmiyor. Onun için bu çocuk bu vaziyete gelmiş. Ah benim elimde olsaydı bülbül gibi şakıtırdım işte, çiçek böcek konuşurdum. Ben yetiştirmiş olsaydım. Evet. Kültürle sanatla köprü haline bahsediyor. Kültür ve sanatla. Ben şey yani o kadar daha hani göya bir barış masası için tarafları bir araya getirdiğinde o kadar sadece kendi dediği üzerinden hayatı bakan ve kurgulayan ve katı ki aslında o da baskın. Çok. Yani çok. Orada bir Michel durumu var. Michel midir hemen? Yani Michel'in de herhalde böyle bir ağır baskı üzerinde var. Evet, yani Michel'in bir çift olarak oynuyorsunuz. Evet. İşte o çocuğun babası da Michel. Onun durumu nedir? Onun durumu içler acısı. Güzel. Kıllıbık deseniz kıllıbık değil. Yani o tam aslında hakikaten yani o uygarlık tasması dediğimiz, aslında belki üzerimizden öyle hep söküp atmak istediğimiz şeyi biraz Michel'de tam vücut bulmuş halini görüyoruz zannediyorum ki. Oradan hep sıyrılıp ben aslında bu değilim, böyle değilim. Zaten replik olarak da yazmış Yasmin Reza. Tabii tabii. Ben böyle birisi değilim
falan diye. Dolayısıyla oralar çok tarif ediyor aslında. Tarif ediyor. Evet. Diğer çiftimize geliyorum. Anet, işte o yaralayan çocuğun annesi ki o olan suçu şüpheli mi denir? Ne dersin? Onun gurur duyarım. Artık öyle. Öyle. Zamanı gerekçelendirmek lazım. Öyle evet. Değil mi? Evet. İşte bizde ne görüyorsa onu yapıyor çocuk. Yani çünkü çocuk evet, ve evet. Çocuk ve hayvan senin bütün maskeni falan görüyor zaten yani. Davranışa bak. Altında olanı hissediyor. Sen istediğin kadar kibar, uygar, medeni falan öyle davranmaya çalış. Onlar zaten onu hissediyor. Dolayısıyla da hani sen kurallara uyan, her şeyi olması gerektiği gibi yapan bir anne baba da olsan çocuk aslında gerçek olanın o olmadığını biliyor. Senin içini gördüğü için bence. Dolayısıyla da... Ne kadar önemli bu söylediğin biliyor musun? Tabii. Yani, çoğu kez bir maske var. Çoğumuzda var. Evet. Ama tabii. Çocuklar bu maskenin altındakini görüyor gerçekten. %100 görüyorlar. Evet, evet. Yani dolayısıyla da tabii ki iletişimsizlik, hı hı. Çocuğa da bakmıyor, büyüğe de bakmıyor yani. Ve aslında kendi içindeki mutsuzlukları belki böyledi ortaya dökülüyor. %100. Öyle değil mi? Bu çocuk kavgası her şeyden önce onun zaten sebebi. Orada Ali'nin yani, yaklaşımı tabii nedir? Tabii ki hiçbir oyundaki hiçbir karakter doğru ve iyi karakter değil bence. Hepsinin hı. Kendine göre bir zaafları var. Ama bence en gerçekçi karakter Alen karakteri. Çünkü hiç değilse şöyle bir gerçeği söylüyor. Ya diyor, burada iki tane çocuk kavga etmiş. Biri birinin ağzını kırmış. Tamam. Ama çocuklar zaten doğada vardır. Büyürken kavga ederler diyor. Siz bunu aldınız, dünyanın meselesi haline getirdiniz ama Afrika'da çocuklar 8 yaşındayken öldürmeyi öğreniyor. Zaten dünya katliamlarla dolu. Dünya bunların üzerine kuruldu. Orada 8 yaşındaki çocuklar adam öldürürken kalkıp burada iki daha çocuğun kavga etmesini bu kadar büyütmenizi ben anlamıyorum diyor. Evet. Yani o zaten bu maskeleri daha da fark etmiş. Bunun da çok doğal bir şey olduğunu söylüyor ama kendisi de belki de dünyanın en yanlış, en kötü adamlarından bir tanesi. Çünkü sağlıkla insanların hayatıyla oynayacak kadar da sahtekar ve düzenbaz, senin dediğin gibi evet. Düzenbaz bir adam. Evet. Üçkağıtçı. Üçkağıtçı bir avukat yani. Doğru. Üçkağıtçı diyorum ben. Hayattaki gibi kimse ne mutlak iyi ne mutlak kötü. Evet. Ama işte böyle bir oyun veya tiyatro sahnesinde pek çok böyle oyun bize işte dediği gibi bilmiyorum bir ayna tutuyor. Önemli olan kendimizle yüzleşebiliyor muyuz? Onu da merak ediyorum. Seyircinin reaksiyonu ne bu ana kadar? Hissedebildiniz mi? Yani tabii oyunun seyri içindeki kurulan olay kurgusu nedeniyle daha çok komik bir seyir evet, halinde. Yani trajikomik diyoruz evet, ama bu evet. Sonuçta kara mizah. Onun içerisinde tabii bütün bu hallere aynı zamanda salondan çıkarken ya da oyun esnasında bir yandan gülüp bir yandan ya aslında hakikaten ne oluyor burada falan gibi düşünüyorlar mı? Kaç kişi düşünür bilmiyorum ama daha çok seyri şey gidiyor, komedi algısıyla gidiyor. Komedi algısı. Polanski'nin filmi gibi bir yorumla da yapılabilirdi. Ya da her türlü yorumla evet. Tabii ki. Polanski'nin filmi mesela yaklaşım olarak böyle bir yaklaşımda değil. O farklı. Jodie evet. Foster'la Kate Winslet. Evet. 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 Yani yönetmenin yorumu... Tercihi. Evet, biraz daha mizansene dayalı, daha hareketli, daha dinamik bir şey istedi. O yüzden de hani böyle biraz seyirci... Ya bunların gülünç hale gelmeleri. Evet. Gülünç bir hal alıyor burada mesele. Evet. O gülünçlük komik hale getiriyor. Evet aslında işi. Hani ona da hep bir gönderme yapılır ya illaki mizahın ulaşma, erişme hızı. Kapasitesi hmm. Hızı daha fazladır seyirci üzerinde. Evet. Bu yöntemde evet. Yönetmenin yorumu, rejinin bu şekilde yapılmış olması da seyircinin kendi çıkarımıyla artık evet. Görülecek. Hani demin sizin söylediğiniz hani aslında kavga eden iki işte 11 yaşındaki iki erkek çocuk ama olay sonunda iki çiftin
büyük bir hesaplaşmasına dönüyor. Yani kendi içlerindeki hesaplaşmalara dönüyor. Ve evet, orada zaten acıklı ve komik olan, evet, ama işte trajikomik olan. Trajikomik her şey bir kıvılcıma da bakabiliyor. Tabii. Evet, bizim de başımıza yani gelebiliyor. O dinamikler, evet, yerinden bir oynayabilir. Bence çok şanslılar. İçleri dışlarına çıkıyor çünkü. Çünkü böyle insanlar yaşıyor ve böyle ölüyorlar. Bunun yani farkına bile varmıyor. Evet, ders alacaklar, evet, mı acaba? Asıl yani problem bu. Bu iki çift, bu dört kişi, bu iki aile bundan ders alacak mı acaba? İşte dedim ya, hepimize bir ders çıkacak. Asıl soru işareti orada. Asıl soru işareti tamam, bu. Tamam, döküldük, yüzleştik ama bak, ders aldık. Ders aldık mı? Biz bu kadar anlatmış olalım. Oyunun yolu, evet, açık olsun. Bu akşam da Dastas sahnede seyircisiyle buluşacak Vahşet Tanrısı. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ve ederiz. Konuklarımızı uğurlarken hemen bir haberimize de uzanalım. Senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği, artık birer klasik haline gelen tiyatro oyunları ücretsiz olarak Buhu TV'de seyirci tarafından izlenebilecek. Biz de bu vesileyle Yılmaz Erdoğan'la sohbet ettik ve özellikle yeni neslin oyunlara olan ilgisine dair onun da düşüncelerini sorduk. Buyurunuz. Kardeşim sen manyak mısın? Ben İzmit'e gitmiyorum. Oto Gargara. Her şeyi borçlu olduğumuz oyun. Her şeyi borçlu olduğumuz, başlattığımız çalışma. Ateş böcekleri yüzünden değil mi? Hayır anne, orada ateş... Sen hiç ateş böceği, evet, gördün mü? Ah canımın içi Gülseren. Kayhan oraya gitti, bir baktı ki yolu sevgiden geçen bir Allah'ın kulu yok. Cebimde kelimeler. Şimdi iç cebime doldurdum yenilerini. O cep hiç boş kalmıyor zaten. Doktor beyi duydun, başka çare yok diyor. Bana bir şeyhler oluyor. Bana da. Ne mi dedim, ne zaman en son dedim, en son. Ve haybeden gerçeküstü aşk. Daha ne olacaksın, kitap oldun, film oldun, ne yapalım, meşrubat mı yapalım bir de ondan? Eski karımla karşılaştın, sonra ne oldu? Allah, ben çok rahattım. Yalnız karının agresif tavırları güldürdü beni biraz. Oynandığı sezonlarda binlerce seyirciyle buluşmuş Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönettiği ve usta oyuncularla birlikte rol aldığı tiyatro oyunları artık Buhu TV'de ücretsiz olarak izlenebiliyor. Aslında bir yazarın, özellikle de bir oyun yazarının bütün macerası, ya bu oyunlar ne kadar yaşar? Mesela aramızda öyle enteresan abiler var. Shakespeare diye bir abimiz var mesela, William. Yani galiba 600. yılına girdi. Ben de yazarken de çok dikkat ettiğim bir konuydu bu, hala da öyle. Yani çok fazla güncel şeylere fazla prim vermeden daha uzun ömürlü şeyler olsun istedim. Fena da gitmiyorlar. Şimdi içinizde bu kabusu yaşayanlar da var, hiç bilmeyen genç kardeşlerim de var. Onlar için, özellikle onlar için oynuyorum bu bölümü. Çünkü yani biz yaptık, bu hatayı siz yapmayın diye. Yılmaz Erdoğan, 90'larda sahnelenen oyunlarının dijital ortamda bugünün gençleriyle buluşmasından oldukça memnun. Abuk subuk yerlere tayin ediyorsun. Şimdiki çocuklar diyelim ki çok güzel hareketlerle tanışıyorlar. Sonra diyor ki ya abinin oyunları da varmış. Bazıları tarafından yeniden keşfedilmek heyecan verici aslında. Çektiğimiz şeylerin teknikleri değişiyor. Reji olanakları gelişiyor. Bir sürü şey değişiyor ama işin özü ve oyunların önermeleri ayakta kalıyor gibi görüyorum. Bundan da çok mutluyum. Niye şaşırıyorum ki? Bu kız deliye mi hazır deli? Sen gül gibi kasabı bırak. Sevgili seyircilerimiz, biz Vahşet Tanrısı'na dair sohbet ettik. Konuklarımıza teşekkür ettik ama bana eşlik ediyorlar hala. Ve bir hoş detayı da söylemeden geçmek istemiyorum. Vahşet Tanrısı'nın dekorunda yer alan resimler Güven Kıraç'a aittir. Biz daha önce sergiyle ilgili haberini yapmıştık. Bu da hoş bir detay, onu söyleyelim. Ve efendim tamamlarken ajandamızdaki diğer haberlerden bir de tur hazırladık. Haber turuyla veda ediyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. You say one thing, he says another, and everybody changes back again. 1955'te 24 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hollywood'un efsane oyuncusu James Dean, ölümünden 64 yıl sonra yeni bir filmde rol alacak. Dean, Vietnam Savaşı'na odaklanacak Finding Jack filminin başrolünde hayranlarının karşısına çıkacak. Oyuncunun görüntü haklarını ailesinden satın alan yapım şirketi Dean'i CGI tekniğiyle filmde oynatacak. You think I'm funny? Yeah. I said
Anton Ernst ve Taki Golic ikilisinin çekeceği filmde Dean'in canlandırması başka bir oyuncu tarafından seslendirilecek. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let them haunt you. Hello? Elizabeth Moss'un başrolünü üstlendiği Görünmez Adam filminin ilk fragmanı ve afişi yayınlandı. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath. Bilim kurgu edebiyatının usta isimlerinden H.G. Wells'in romanından sinemaya uyarlanan 1933 yapımı The Invisible Man'e yeni bir yorum getirme iddiasıyla yola çıkan filmin yönetmen koltuğunda Lee Whannell oturuyor. He's coming up with the perfect way to torture you, even in death. Elizabeth Moss'a başrolde Oliver Jackson Cohen'in eşlik ettiği film 28 Şubat 2020'de vizyona girecek. So you raise another glass, looking for a different space. 2016 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle hayatını kaybeden ünlü müzisyen George Michael'ın daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkısı hayranlarına sunuldu. Michael ve James Jackman'ın birlikte yazdığı This Is How We Want You To Get High isimli şarkı, Paul Feig'in Last Christmas isimli yeni filminde yer alacak. Başrollerini Emilia Clarke ve Henry Golding'in paylaştığı film 29 Kasım'da Bir Şans Daha ismiyle Türkiye'de seyirciyle buluşacak.